Babasının ünü, şanı, popülerliği sebebiyle kendi olamadı ömrü boyunca. Evet. Babaya inadından mı şarkı söylemedin bunca zaman? Babam tabii ki bu kadar besteyi, bu kadar sözü uzun yıllar annemin gözlerine, annemin saçlarına yazamayacaktı. Başka kadınlara bakarak mı çoğu şarkısını yazdı yani belli bir noktadan sonra? Babamın hayatında tabii. İlk evliliğini kaç yaşındayken yaptın? Ben? 21 yaşındayken. 21. Net soracağım. Tabii ki. Dördüncü evliliğin değil mi? Evet. Hayatına giren adamların hepsinde babanı mı aradın? Ben babamın herhangi bir şarkısını söylemek için karşı tarafın avukat aracılığıyla, çünkü kendisiyle görüşmüyoruz ve konuşmuyoruz, resmi bir belgeye ve imzaya ihtiyacım oluyor diyeyim. Ona söylemek istediğin, hani eksik kalan ne derseniz, gerçekten ona derdim ki keşke bana gerçekten, hani insanlara güvenmemek yerine bana güvenseydin. Sevgili seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Haber Bahane röportaj serimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Bu pazartesi yine çok özel, çok kıymetli bir misafirim var. Kendini ifade etmekte hata mı ediyor? Yoksa biz onu algılarken farklı mı dinliyoruz? Farklı mı algılamayı tercih ediyoruz? Kafamda hep soru işareti olan bir isim bizlerle birlikte. Şimdi kim diyeceksiniz tabii haklı olarak. Gelirken yol boyu düşündüm. Acaba enerjimiz tutacak mı? İlk kez tanışıyoruz. Ve konuşup sohbet ettikçe alt yapısının ne kadar dolu olduğunu, aslında bir sanatçı babanın kızı, bir sanatçı babanın mirasını taşıyan ikinci kuşak olmanın ötesinde onun bir balerin olduğunu, müziğe olan yetisini, söz yazdığını, besteler yaptığını öğrendim. Ve hayata bakışını tarttıkça, konuşup sohbet ettikçe biraz da açıkçası bunca zaman kendisine de aslında bunu söyledim. Biraz galiba hakkına günahına girmişim. Onu tanımaktan ben çok memnun oldum. Eminim siz de bu röportajın sonunda çok daha farklı fikirlere sahip olacaksınız. Efendim, Beste Açar bizlerle birlikte. Kayahan abinin en güzel miraslarından bir tanesi. Bakalım Beste Açar'ın hayat yolculuğunda rüzgar bizi nereye götürecek? Buyursunlar. Besteciğim, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Ben gerçekten, de aynı şekilde. Gerçekten. Hani hep bir yargı vardır ya bir yere gittiğinizde. Acaba nasıl olacak? İşte öyle mi olacak? Böyle mi olacak? Hayallerimin ötesinde diyeyim. Benimle aynı dili konuşan, gerçekten söylediğimi farkındalıkla alıp kabul eden, ki bana bir kolye hediye ettin. Bu da hani seni ne kadar gönülden verici ve gerçekten o kalpten yaklaştığını gösterir. Çok teşekkür ediyorum. Uğur, sağ getirsin. Ol. İyi ki tanıdım seni. Aynı şekilde. Ayağına sağlık. Hoş geldin. İyi ki geldin. Hoş. Şimdi kuzum, haber bahane. Geçmişten bugüne hayatı şöyle bir harmanlar. Hı-hı. Gökay sorar. Kırmadan, incitmeden. Arzu ettiğin kadar da anlatmanı, yüreğini açmanı bekler. Bu masa çok fazla böyle duyguyu absorbe etti 2 sene içerisinde. Şimdi de sıra sende. Nerelisin? Nereliyim? Ankara doğumluyum. Ankara doğumlusun. Evet. Ama 5 yaşından sonra hani hep İstanbul'daydım. Aslında İstanbulluyum diyebilirim ama doğum yerim Ankara. Pekala. Şimdi doğduğunda sevgili Kayahan'ın popüler dönemlerinin şahidi oldun değil mi sen? Daha tamamıyla üne şöhrete mi doğdun? Aslında değil. Anlatsana o dönemi. Ben 74 doğumluyum. Babamın Kayahan olması ve insanlar tarafından o yavaş yavaş bilinir ve tanınır olma hikayesi 1980'lere dayanır ki ben işte ilkokul 1. sınıfa başladığım dönemdir. Ankara'dan babamın İstanbul'a gelişi. Daha ünlü olmak, daha çok herkese kendini anlatmak, şarkılarını daha fazla kitlelere duyurmak için bir özel kanalımız vardı ya tek eskiden o işte dinlediğimiz. Burası o özgür platformu. Okey, o zaman TRT diyorum. O bir TRT zamanı vardı ya, herkesin kendini ifade edebilip daha çok işte bilinirlik için aslında bizi annemle Ankara'da bırakıp İstanbul'a geliş bir yolculuğu vardır babamın. Bir yıl kadar onu görmemiştim ben. Çok büyük özlem dolu. O zamanlar böyle teknoloji ilerlememiş. Hani bir telefonla görüntülü konuşmak vesaire yok. Bir jetonun sesi benim için çok önemliydi ki o ting yaptığında baba kaç jetonun var? İşte 3 tane daha var. Okey, o zaman bir an evvel her şeyi anlatmalıyım diye böyle gözyaşlarıyla konuştum. Bir yıl geçirdim aslında. O özlem hiçbir zaman unutmayacağım. Ben ki evimizde telefon yokken komşumuz, ismini hatırlamıyorum, çok yaşlı bir nineydi. Böyle oklavayla kalorifere vururdu, tık tık tık. Biz annemle anlardık ki babam bizi arıyor. Ve böyle koşarak yukarı çıkardık. Çünkü jeton o zaman benim için çok mühimdi. Çok güzeldi. O zaman şimdi şunu mu anlamalıyım? Eğer ki rahmetli Kayahan abinin popüler olmazdan önce hayatı belli bir refah seviyesinde olmuş olsaydı, hı hı, siz hep birlikte aile İstanbul'a gider, orada bir kurulu düzen olurdu. Kesinlikle. Demek ki popülerlikten önce, hı hı, o kadar da durum
el açıklığı, refah seviyesi fazla değildi ki o tek başına gitti, sonradan sizi aldı. Doğru mu? Kesinlikle. Babaannemler İstanbul'daydı. O babaannemle dedemin yanında kaldı babam. Bir yıl kadar ayrıydık. Dediğin gibi maddi durumu çok buna elverişli değildi. Hemen bizi buraya getirecek. Bir de benim okul zamanım çok da mükemmeliyetçi bir babadır. Hani en iyisini hep vermek ister. Onun için bir ayrılık dönemimiz babaanne oldu. Babaanne ile dede hani bu bir yıl gözü yaşlı bir torun var. Orada bir hani bir sene boyunca kocası olmayan bir kadın, bir çocukla hani almak, hadi onlar da gelsin be evlat demediler mi? Rahmetli dedem, babaannem 2015 yılında kaybettik. Aslında bütün Açar ailesi o yıl gitti. Şubat'ta babaannem, işte Nisan'da babam, halam, dedem derken böyle bütün aileyi kaybettim. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar gerçekten. Sağ olsun dedem biraz asker kökenli olduğu için emekli kurmay albaydı. Çok böyle otoriter, çok kuralları olan, çok tutumlu, hatta babaannemin tabiriyle çok cimri derdi dedem için. Onun için evde bir kişinin olması aslında orada o defterini hemen hesap ve kitap yapma alanıydı dedem için. Evladı için de olsa. Kesinlikle. Şaka ya babam olsun. Beni onların evinden bizi telefonla arayamazdı. Dedem telefonu kilitlerdi. Hani eski bu çevirmeli telefonlar vardır ya, kırmızı, yeşil. Kilit varmış, kilitlermiş. Babam oradan bile bizi arayamayıp onun için işte jetonla gidip dışarıdan arardı. Aynen. İşte babam bana belki kazandığı parayla, çok seviyordum oyuncakları. İşte bir ayı aldığı için evde çok büyük bir kavga çıkmış mesela. Nasıl yaparsın? İlk ben babaannemle dedemin evine gittiğimde muz yemeyi çok severdim. Hala en sevdiğim meyvedir. Çok fazla muz yiyorum diye bile böyle babamın çok üzüldüğü, çok kırıldığı zamanlar olmuştur. Dedem işte saklardı muzları ben yemeyeyim diye gibi. Ay canım ya. Evet, onun için biz böyle şey, Ankara'da işte babamı bekledik. Sonra çok güzel bir yerde evimizi tuttu. Beni çok güzel özel bir okula kaydettirdiğini söyledi. Ve İstanbul yolculuğumuz 1980'de başladı. 81'e doğru da ilkokula başladım. Babam o zaman hep yanımdaydı. Mutlu bir çocuk muydu? Babamın yine çok güzel bir röportajında dinlediğim bir şey beni çok duygulandırmıştı. Unutmamıştım tabii ki yapan olduğum için ama çok da benim için aslında demek çok çocuktum ve küçüktüm. Çok önemli değildi aslında. Babamla çok vakit geçiremeyişim. İşte bir parka belki gitmedim, bir alışveriş merkezinde alışveriş yapmadım ya da babamla el ele sokakta dolaşmadım, yürümedim. Çok da dışarıya çıkmayı seven bir karakter de değildi. Hep evine ağırlamayı severdi misafirleri. O buna ünün dair, getirdiği, şöhretin getirdiği kısıtlamalardan dolayı değil mi o dönemlerde? Hem öyle hem de çok insanların içinde olmayı, çocukken de öyleymiş. Çok seven bir kişi değildi benim babam. Evinde olmayı seviyordu. Dışarıyı çok çok sevmiyor. İnsanlara güvenmiyordu bir kere. Zarar gelecek bakış açısı vardı aslında. Sen güveniyor musun insanlara? Ben de bir süre tabii ki güvensizdim. Çünkü gerçekten insanlar o göründükleri gibi değiller ya, birçok maskeleri var yüzlerinde ve her birini çıkardıklarınızda siz hayretler içinde kalıyorsunuz. Nasıl yani, bu benim tanıdığım kişi mi? Aa böyle miymiş? Allah Allah, hiç beklemezdim. Herkesi kendimiz gibi zannediyoruz ya, o zan aslında çok küçültücü bir şey. Bir kere kendimizle kıyaslıyoruz, bir beklenti içinde oluyoruz ve sonra çok kırılıyoruz. Sende maske var mı? Ben de o küçüklük dönemlerimde, hani o Kayahan'ın kızı olma kimliği var ya, istediğin gibi belki kendini ifade edememek, işte oturmana, kalkmana, söylemene, böyle her şeye dikkat etmek. Belki bir şeyleri rahatça tam tersi ifade edememek. Çünkü orada durman lazım. Orada bir kırmızı çizgi var. Çünkü senin baban kimliğiyle senin varlığının ötesine geçebiliyor. Kendimi durdurduğum aslında çok şey oldu. Hani bu eğer maske ise %100 kendim olmanın izninde değildim ama artık özellikle son 5 yıldır diyeyim, bu içinde bulunduğum işte girdiğim çıktığım sınıflar, eğitimler aldım, kendime yaptığım bu yatırımlardan sonra fark ettim ki kendin olmak bu dünyaya sunabileceğin en güzel hediye ve aslında işte varlığını o zaman onurlandırıyorsun ve o zaman yaşadığını fark ediyorsun. Ama şimdi bak, yaşlarımızı şimdi ekranla konuşmayalım da kamera arkasındasın. Ben senden büyüğüm. boş ver. Yaş dediğinde ki rakam. Matematikleri hiç aram iyi değildir. Boş ver. Bu yaş kategorisinde kendim olmayı öğrendim. Son 5 senede demek çok hazin bir şey aslına bakacak olursan. Benim karşımda şu mu var? Öyle bir kız çocuğu oldu ki babasının ünlü, şanı, popülerliği sebebiyle kendi olamadı ömrü boyunca. Evet, bir de babama o kadar çok güvenip o kadar çok onun bakış açılarına saygı duyuyordum ki, dedik ya başında konservatuvar mezunuyum ama bale bölümünü bitirdim. Konservatuvara babam beni tabii ki girmem için sınavlarına götürdü. Müzik bölümünde okumamı istiyordu, müzisyen olmamı istiyordu.
Bende de kendi istediklerimi yapamıyorum ya. Hani hep onları dinlemek zorundayız ya, annemiz ve babamız. Onların olmak istedikleri kişi olmak durumundayız ya. Benim aslında hayallerim bambaşkaydı. Neydi? Ben gökyüzüyle çok ilgiliyim. Astrolojiyle çok ilgiliyim. İlk okuduğum kitap okuma yazma öğrendim. Yine buna dair kitaplardı. O zamanlar böyle tabii ki videolar yok ama bir kitapçıya gittiğimde hep böyle kitapları okumayı severdim. Daha doğayla ilgili diyeyim. Belki arkeolog olabilirdim. Belki astrolojiyle ilgilenebilirdim. Bilmiyorum, bir fikrim yok ama ona bile... Ama güzel sanatlar mahallesi değil yani. Hayır, yani hiç asıl olmak istediğim o değildi. Belki de son dönemlerde yaptığım bu kendi yolculuğum için, kendi değişim ve dönüşümüm için bu katıldığım sınıflar aslında bana ne olduğumu ve bu dünyaya neden geldiğimi ve aslında vereceğim hediyenin ne olduğunu bana anlattı. Ben düşüncenin gücünü ve sahip olmak istediklerini ya da olamadıklarının nedeniyle çıktığım bu yolda aslında insanlara ilham olup, onlara rehber olup, onların o karanlık odalarını biraz aydınlatıp onların önlerini görmelerine vesile olmakmış benim görevim, misyonum. Niçin? Bunu nereden anladım? Bir şey yaparken karşılığında bir başarı, bir kazanç, bir para, herhangi bir beklentin yoksa ve bunu gerçekten kalbinden, o heyecanla, o aşkla ve o sevgiyle koşulsuzca yapıyorsan, o işte senin gerçekten bu hayatta yaşamanın nedeni. Ben neden artık bu hayata geldiğimi ve yaşamımın neden böyle sürdürdüğümü o kadar farkındalıkla ve bilinçli bir şekilde deneyimliyorum ki artık. Şükürler olsun ki kalbimin sesini dinleyip onun sesini açıp o birazcık daha işte o zihin var ya, kaka konuşsa pıdı 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 konuşan, o zihnimin sesini kısabilmeyi öğrendim. Onun için belki de dedin ya, yanlış anlaşılıyorsun ya da hiç anlaşılmıyorsun. Çünkü orada biraz önce hani konuşurken aşağıda yemek yiyorduk. Bir örnek verdim ya. Ben belki o gökdelenin en üst katında bir şeyler söylüyorum. Ancak o aşağıdaki katlardakiler oranın o gürültüsünün içinde, o aradaki mesafe nedeniyle ya beni az duyuyorlar ve az duydukları için öyledir ya, kulaktan kulağa oynarız. Kendimizce bir şey orada söyleriz. Çünkü öyle anladığımızı zannederiz. Aslında öyle dememiştir. Hani sonunda bambaşka bir şey çıkar. Aa, güleriz. Hani bu bir oyundu. Aslında ben böyle görüyorum işte beni. Ya aslına bakacak olursan bu sadece sana özgü bir durum da değil. Eğer ki bu bir haksızlıksa buna ilk uğrayan Adem oğlu ne benim ne Adem kızı sensin. Dolayısıyla günümüzde artık yavaş yavaş bir şeyler evriliyor. İşte Metaverse'den bahsediyoruz. Odur budur falan. Düşünce gücü, kuantum. Geçmişte ana nelerimizde olan pek çok şeyin modernize edilmiş halleri. Aynen. Sana az önce bir örnek verdim ya, işte ağıt yakılırken şuraya vurur. Aynen. Göğsüne. İşte buraya da kalp çakrası deniyor günümüzde. Evet. Daha entel dantel şeylere falan girildi. Ne bileyim, düşünce gücü. Bir deliye 40, birine 40 kere deli de 41'de hani işlem tamam. Öbürü de diyor ki düşünce gücü. Evet. Hani aslına bakacak olursan ne kadar modernleştiğimizi düşünürsek aslında bir o kadar gelenekselleşiyoruz. Evet. Özümüze dönüyoruz. Ama bunu göremeyen ya da buna daha vakıf olamamış insanlara hep kurduğunuz cümleler ya da konuya bakış açılarının entelektüellik seviyesi sizi uçuk kaçık gösteriyor. Evet. Onu maalesef kabule geçmek gibi bir zorunluluğum var en azından şimdilik. Kesinlikle ben geçtim. Çünkü herkesi olduğu gibi alıp kabul ettiğinizde aslında onların da size karşı olan duruşu değişiyor. Hani sen değişirsen dünya değişir diyorlar ya, gerçekten öyle. Siz de orada bir enerji koyarsanız eğer, beni anlamıyorlar, işte ben hak etmiyorum ama ben haklıyım, o haksız, o haklı haksız oyunu zaten ego. Ben artık orada onlardan gerçekten sıyrıldığımı düşünüyorum ki son dediğim gibi ama 5 yılda bunu başardım. Bu kas geliştirmek gibi düşünsenize. Hiç var. Boşver, yine şanslıyız. Hiç başaramadan öyle göçüp giderler. Ya bir süreç aslında bu. Hani spora gittiğinizde hemen ertesi gün işte bilmem kaç kilolar kaldırıp bir anda kas yapmıyorsunuz değil mi? Bunun için bir şeyler yapıyorsunuz. Hı-hı. Emek veriyorsunuz. O kaslarınız her geçen gün sizin o istediğiniz görünüme artık evet geliyor. Bu bilinç de öyle aslında. O merdivenleri, basamakları, o step, bebek adımlarıyla çıkıp en sonunda hiçbir zaman olmak yok aslında. Her gün yeni bir şey var. Evet, hiçbir zaman tam değiliz. Tamamlanmak diye de bir şey yok aslında. Ben bu yolculukta olduğum için gerçekten şükürler olsun. Dediğim gibi ben anlaşılmadığım için artık buna dair bir ispatlama alanında değilim. Herkes anlayacağı zaman anlar. Beni anlayanlar da var. Anlamayanlar da var tabii ki. Dedim ya, Atatürk'ü sevmeyenler var ki
aslında ortada neler oldu? O bir gerçek ve somut aslında. Ona bile inanmayanlar var ki benim anlattıklarımı kendi bilinç seviyesinde özümseyip onları artık bilgiden bilince geçiremedikten sonra hani benim söylediğim burada sanki Çince konuşuyormuşum gibi öyle sadece bakarız ya birisini dinlemeyiz. Evet, o alan. Evet. Pekala. Şimdi aslına bakacak olursan çok hazin bir cümle kurdun. Aslında ben konservatuvar, güzel sanatlar hiç bunlara meylim temayülüm yoktu. Rahmetli baban dediğim delik çaldığı düdük bir adam mıydı? Tabii ki. Çok otoriterdi. Kararları o veriyordu yani. Evet. Evdeki tüm kararları babam veriyordu. Yani bu senin istemediğin, belki de yeteneğinin olmadığı bir alana seni kaydırmak. Ve aslına bakacak olursan, tamam hani toprağa haber gitmesin deriz ya. Yani seni istemediğin bir hayata mahkum etmek bunun adı. Şöyle söyleyeyim, aslında yeteneğim olduğunu biliyordum. Müzikle doğdum, müzikle büyüdüm, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Babam az yatağımızdan annemle bizi uyandırıp, hadi gel işte gitarı ters çevirir, Nur annemin adı. Sen şu ritmi tut, bana da hadi sen de bir küçük klavyen vardı, sen de bunu çal. Şimdi ben de bunu söyleyeceğim deyip az birbirimize destek olup o şarkının oluşum aşamasında böyle çok sinir olabilirim mesela. Hani uyandırılmak yani. Çünkü okula gideceksin tamam mesela. Hani uyanıyorsun ve bir kasıyor hiç unutmuyorum küçük bir klavye. Baba senin hayatın o. O senin hayatın. Evet. O senin besten. Ve bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben bunu tabii bu eğitimlerin içine girdikten sonra fark ettim. Himonoid diye bir şey var. Onlara yapma dediğini yapar, yap dediğini yapmaz. Şimdi bana bir şey diretildiğinde, bunu yapacaksın denildiğinde gerçekten ona yeteneğim, kabiliyetim ve isteğim varsa bile o kararı ben vermediğim için orada bir reddetme alanı açığa çıkıyor. Yani bu aslında belki diyorlar ki şimdi neden şarkı söylemeye başladın? Çünkü şimdi izin verdim kendime şarkı söylemeye. O dönemde bir başkası bu baban da olsa annen de olsa kim olursa olsun o sana yap dediği için bir şey yapıyor oluyordun ki orada acaba gerçekten ben bunu istiyor muyum? Bu soru işareti ve ha, mesela yani şunu mu yani... şunu düşünebilir miyim? Sırf babaya olan bu sana dikte etmesinden dolayı babaya inadından mı şarkı söylemedin bunca zaman? Bununla ilgili çok fazla çalıştım. Çünkü evet hem o var hem de o kadar çok şey şahit oldum ki ben. Evimizde şu anda Türkiye'nin çok önemli isimlerinin o geçirdiği zamanlar, anlatılan sohbetler, o benim gördüklerim, yaşadıklarım. Hani maske dedin ya maskeyle mi geziyorsun? Onların o kadar çok o hallerine şahit oldum ki. Ve benim için o işte kendin olmamak demekti. Bu camianın içinde mevcut olmak için bir sürü şeyden vazgeçmek demekti. Belki aileni bırakmak babam gibi, belki onlardan ayrı kalmak demekti. Ya da yapmayacağın şeyleri yapmak demekti. O kadar çok buna dair zihnimde inanç kalıplarıyla büyüdüm ki hep kendimi İttim engelledim. Ben. Hayır dedim ya ben öyle olmayacağım ama öyle olmayacağım dediğin şeyler işte tam da öyle yapıyor aslında seni. O tarafa doğru götürüyor. Peki anneyle baba yolları ne zaman ayırdı? Kaç yaşındaydın? 1991 işte 17 yaşındaydım. 17 yaşındaydın. Hı-hı. Ama çok daha önce ayrılmışlardı zaten onlar. Hani o gönül bağları kopmuştu diyeyim. Çünkü babam tabii ki bu kadar besteyi, bu kadar sözü, bu kadar besteyi uzun yıllar annemin gözlerini, annemin saçlarını yazamayacaktı. Hep başka kadınlara bakarak. Ona da yazdığı bakarak şarkılar mi? Vardı. Tabii ki işte Bekle Gülüm, Bu Gece Sen Daha Güzelsin. Anneme yazdığı şarkılar için Nartanem, Neden Olmasın. O ilk çıkış albümündeki babamın İstanbul Hatırası. Ama bir yaşanmışlık olmalı ki aslında işte o İlham gelsin diyeyim. Başka kadınlara bakarak mı çoğu şarkısını yazdı yani belli bir noktadan sonra? Babamın hayatında tabii hani bilinenler var. Hani benim burada yinelemem ne kadar doğru bilmiyorum ama Lale Hanım vardı babamın ikinci eşi. Mesela annemden ayrılma nedenidir aslında Lale Hanım'a olan aşkı. O sarı saçlarından sen suçlusun. Sarı şekerim. O şarkıların sahibi Lale Yılmaz. Babana çok mu düşkündün? Baba... Kız ilişkisi her zaman çok farklı. O benim için çok önemli, çok özel ve dediğim gibi birçok şeyin aslında yarım kaldığı bir ilişki oldu babamla. Çok fazla şey paylaşamadık. Hep evin içinde, çok böyle sınırlı zamanlarda. Ben okula giderdim, gelirdim. Babam hala uyumamış. Bizim evimiz iki katlıydı böyle en son hatırladım. Orada o karanlıkta şöminenin başında yuvarlak bir yatağı vardı. Orada elinde gitar hala beste yapıp şarkı söylüyor. Ve biz evin içinde şşş modunda annemle. Hani adımlarımız bile böyle parmak uçlarında. Annem kapıda beklerdi ki hiç kimse zili çalmasın. Çünkü babam rahatsız olmasın ve o alanı ona, o konforlu alanı sağlamayı sürdürebilelim diye. Çok böyle şey yaşadık diyeyim. Hani diken üstünde hep. O rahat etmeliydi çünkü. Yaşadık değil de yaşamadık aslında. Yani. Gibi bir durum olmuş yani. Evet. Sonrasında da işte zaten Dan diye bir evlilik olmamıştır. Onun bir background'u var. Öncesi vardı. Tabii ki annemin o üzüldüğü ki babam buna dair bir röportaj da aslında yaptı. Diyor ya şarkısında bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama
sarı saçlarından sen suçlusun. Bunu annemden ayrılışının işte kaynağı Lale Hanım'dı, Lale Yılmaz. Onu ifade ederken bile oradaki aslında suçluluğunu, orada yaptığı hatayı da dile getiren bir babam vardı. Hani inkar edip hayır işte öyle bir şey yok ya da ne alakası var canım? Hayır, anneme de bunu söylemişti. Bütün Türkiye'ye de zaten paylaşmıştı. Tabii burada soracak olursam ben hani bu duruma üzüldüm mü? Üzülüyor tabii insan. Hani annesiyle babasının ayrılığına üzülebiliyor. Ya da babasını paylaşamadığı için hani bir başkasını gördüğünde orada kendini sanki hani o sevgisi bölünmüş, sanki ilgisi biraz daha azalacak babaya hissedebiliyor. Babaya olan sevgi, babaya olan aşk ne kadar fazlaysa tabii baba ki gidince de o kadar aynen güçlü bir aksi etkiye dönüyor değil evet, mi? Evet ve babam o kadar dikkat ediyordu ki hani ayrıldıktan sonra aramızda sadece bir sokak vardı. Annem o kadar yakından bir ev aldı ki hani çok yakın olalım, beni daha iyi kontrol edebilsin. Babam çok düşkündü bana. Hani ben 7'den sonra dışarı çıkamazdım. İşte 19-20 yaşlarındayım. Telefonla arardı, sesimi duyardı. İşte şoförümüz vardı, Zülfikar abi gönderirdi. Kontrol ettirirdi. Arabam hala garajda duruyor mu? Neredeyim? Orada mıyım? Burada mıyım? Bayağı kıskançlığımız var yani. Çok fazla yani eve girip... Kıskançlık mı bu, kontrol? Kontrol. Beni korumak için çok korumacıydı diyelim aslında. O da beni tabii zaman zaman üzüyordu ve böyle çok sınırlanmış ve kısıtlanmış hissediyordum. Hani ben bir şey yapmıyorum ki. Hani neden, buna ne gerek ya var? Ya da sen bu kadar özgür bir hayat yaşarken ben niye kısıtlıyım bu kadar belki de? Ya hani gençliğimden şu zamana kadar düşünüyorum. Ne yaptım? Hiçbir şekilde mesela alkolle aram hiç yoktur, hiç sevmem. O bana böyle çok... insanlar okey keyif olsun diye belki kullanabilirler ama bana o bilinçsizlik alanı geliyor ve bir şeyler için sanki üstünü örtmek gibi geliyor. Ya da sigara hayatımda hiç kullanmadım ve öyle ortamlara hiç girmedim ve girmeyi de sevmiyorum ve seçmiyorum. Hatta şu anda bana bazı yerlerden işte gelin burada şarkı söyler misiniz diye sorduklarında diyorum ki alkol kullanılıyor mu ve sigara içiliyor mu? Ve ben böyle bir yerde yokum diyorum. O da belki de çocukluğumda yaşadıklarım da olabilir. Babamla çok gittim öyle yerlerde. O sahnedeyken ben masa örtülerini örtüp annem sandalyelerden yatak yapardı. Böyle orada uyumaya çalışırdım. Çok kavgalara şahit oldum. Hatta bir gün çok endişe etmiştim. Böyle garip bir olay olmuştu. Sahilde bir yerde babam sahnedeyken 6-7 yaşlarındayım. Böyle hani hep güvensizlik duygusu geliyor bana aslında. Ve şimdi de bu zamandan sonra gerçekten böyle bir kültür merkezleri olabilir. İşte güzel sahnelerde evet ama... Asla o hani gece kulübü deniyor ya, o gece hayatının içinde olmayı seçmiyorum. Aslında seni ne kadar çok korumaya çalışsa da aslına bakacak olursan bir o kadar koruyamamış. Karşımda şu an her ne olursa olsun bak geçmişe dair öyle enteresan şeyler söylüyorsun ki travmaların hepsi isabet etmiş. Ben bunları dediğim gibi kendi üzerimde o geçmişimdeki yaşanmışlıkları temizlemek için biz bunları işte diyoruz ki bilinçaltını temizlemek, değiştirmek, dönüştürmek o kadar çok fazla... Emek harcadım ki her bir travmaya gittiğinizde oranın altından başka bir karar çıkıyor. Başka bir anı çıkıyor. Oradan başka bir şey çıkıyor. Hani hepsini böyle halının altına hasır altı derler ya etmek, süpürmek. Hani tozlar orada duruyormuş sanki her yer temizmiş gibi ama aslında değil. Ya işte şey bakıyoruz olaya sadece. Erkeklerden koruyacağım. Evet. İşte gece hayatının işte keşmek... Yani baktığın zaman kendi ekmek paranı kazandığını düşündüğün yerde bile o çocuğun üzerine nasıl travmalar... Miras kalabiliyor. Evet. Bak bir kavgadan bahsediyorsun evet, mesela. Evet çok korkmuştum yani orada babama bir şey olacak diye bizi atlar toplar dışarı çıkardılar. Böyle hani silahlar falan ciddi bir kavga olmuştu. Annem daha iyi hatırlar. Çok hani konuşulmadı zaten. Ama babamın hayatından bile endişe etmiştim orada. Eyvah hani babam ölecek. Pekala. Sonrasında bir de şeyi de düşündüm sen anlatırken. Hani aslında tatlı anlatıyorsun. Bir sokak öteye taşındı babam. Çok uzağa gitmedi. Gözünüzün içine baka baka başka bir sokakta, bir arka sokakta bambaşka bir hayat yaşıyor. Ben sinir olurdum buna biz biliyor musun? Biz zaten o evde yaşıyorduk. Babamın oturduğu evi sonra biz oradan yani taşındık. Bize kendine yakın bir ev aldı ve hani biz orada yaşamaya başladık ki uzak niye olmayalım. Senin işte mutluluğunu benimle mu göreyim yani? Ben burada babasız kaldım. Ben senin mutluluğunu mu göreyim orada? Yani. Ne kadar tatlısınız, çok güzel falan. Beraber çıkıyorsunuz, yemeğe gidiyorsunuz falan. Ben de bu camdan bakıyorum. Yani bir an bu, yani bu bir empati. Evet. Var mıydı bu tarz bir hissiyatta sende? Yani öyle hani yakın olmamızla ilgili bir bakış açım yoktu ama dediğim gibi tabii ki yanında bir başkasını görmek, işte zamanını onunla paylaştığı için zaten çok yoğun ve belki telefonla ya da o uzaktan kontrolle evet ama o paylaşımlar gittikçe azaldığında o tabii orada bir insan şey oluyor. Hani bir de sizinle aynı yaşlarda biri olduğu için. Şimdi ben o zaman 18-19 yaşındaydım.
Lale 24-25 yaşındaydı, öyle hatırlıyorum. Hani aramızda çok da bir yaş farkı yoktu, 7-8 yaşta en fazla. O zaman insan daha bir şey oluyor. Nasıl diyeyim? Sinir oluyor. Tabii. İlk evliliğini kaç yaşındayken yaptın? Ben 21 yaşındayken. 21. Net soracağım. Tabii ki. Dördüncü evliliğin değil mi? Evet. Hayatına giren adamların hepsini de babanı mı aradın? Babamı aramadım. İlk evliliğimi babamın hiç böyle bir konuda izni yoktu ki, sen sadece flört edeceksin, gezeceksin, eğleneceksin ve sonra olmazsa olmaz. Benim babam için her zaman hayatına bir kimse giriyorsa o ciddi olmalı, onun devamlılığı olmalı ve onun bir adı olmalı, bir adı konmalı. Dolayısıyla ilk evliliğimi yapma nedenim aslında hani o flört aşamasını yapamayacağımız için, belli ki buna izin yok çünkü. Bir de babamın orkestrasında çalışırdı babası, müzisyendi, işte benim de ilk eşim müzisyendi, konservatuvardan arkadaşlık zaten biz onunla. Yani herkesin bildiği için herhalde eşine saygısızlık olmaz değil mi? Yok estağfurullah, yok Tayfun. Tayfun Duygulu. Hani o klarnet bölümünde okuyordu konservatuvarda, ben bale zaten tanışıyorduk. Bir şekilde aşık oldunuz, flört edeceksiniz ama flörte baban izin vermediği için evlilik mi oldu? Tabii sen dedi askere gideceksin önce, sonra hemen bir nişan yapmalıyız, önce bir sözlendik derken askere gitti geldi ve evlendik. Ona da karar verdi yani. Evet. Allah Allah, bana bak bir şey söyleyeceğim. Kendi hayatını kendi kurallarına göre yaşayamamak. O çok kötü bir ceza insanın kendine vereceği ve çok büyük bir haksızlık aslında. Hani başkalarına evet dediğiniz her şeyde kendinize %100 hayır diyorsunuz. Bana kalsa tabii ki ben o zaman neden evleneyim? Ben ne istiyordum? Mesela tek başına bir evde yaşamak istiyordum. Belki bir kız arkadaşımla. Hani ne yapabilirim ki? En fazla gidip gezip bir yere gidip, ki isteklerim belli benim. Öyle çok dediğim gibi farklı şeyler de yok. Eğlenmek, gezmek, dolaşmak, ne kadar sürdü Tayfun'la evlilik? Evliliğimiz çok kısa sürdü. 1 yıl ama öncesi 6 yıl. Hani işte sözlendik, nişanlandık, evlendik. Ha, yine iyi flörte bir şekilde hani orada... Nişanlılık döneminde şöyle bir evet uzun süre. Uzun sürmüş kaldı. Yani 92'de hatırladığım kadarıyla. Ne oldu evlenince peki? Yani ben bunu anlamıyorum. İlişkiyi böyle 5-6 sene sürdürürsün de... İş resmiyete döndüğü zaman, o imza atıldığı zaman sihri mi gidiyor? Aslında ne oluyor? Aslında sihri gitmiyor. O aynı evin içinde yaşama kısmı daha önce deneyimlenmediği için bir anda kendini ortamda bulduğunda anlaşamadığını ve bunun ne kadar zor ve mümkün olmadığını fark ediyorsun. Zor bir şey. Yani benim büyük oğlum bile ev arkadaşı istemiyor. Üniversitede okuyor. Ben yalnız olayım kedimle diyor. Baktığında gerçekten düşünsenize, başka bir kültürde büyümüş, başka bir ailede büyümüş, farklı zevkleri var, farklı istekleri var ve aynı evin içinde sürekli birliktesiniz. Mümkün değil ki %100 zaten anlaşmak ama bir noktaya gelindiğinde de artık hani orası artık kesilmesi gerekiyor. İyileşmeyecek bir yaraysa da hani onu artık hala orada tutmaya gerek yok. Kes ve at. Peki Lale Hanım'ın evliliği babanın ne kadar çok sürdü? Çok kısa sürdü. Çok kısa. İlişkileri... Yaklaşık bir 2-3 yıl sürdü, evlilikleri 7-8 ay kadar sürdü. 7-8 ay kadar sürdü. Peki o dönem hiç konuşuluyor muydu? Yani ne oldu da bitti mesela o dönem? Ya hatırladığım kadarıyla bir kere benimle ilgili çok fazla aralarında tartışma olduğunu babam söylerdi. Hani bana bir şey aldığında o bana niye almıyorsun? İşte niye ona böyle yapıyorsun? Hani benimle ilgili ona babama rahatsız olacağı şeyler söylediğini biliyorum. Ve rahmetli babasının da oğlu muydu? Arada duyardım. Biraz tutumlu, senin tabirinde tutumlu, genel olarak genele yaydığımız zaman cimriliği varmış galiba babanın. Benim babamın? Hayır, hiç. Vallahi. Dedem öyleydi, evet rahmetli ama benim babam çok eli açık. Böyle istediğini hemen sana vermek için böyle hızlandırılmış tur diyeyim size. Allah bir şey Allah. İstiyorsun yok ama onu mutlaka bulup bugün getirir. Peki sonrasında şimdi sarı saçlarından sen suçlusun bayan Lale. Hı-hı. 7-8 ayın sonunda senin cepheden baktığımız zaman paket. Evet. Pekala. O sırada seni şey olarak düşünüyorum bak, paket. Çizgi film kahramanı gibi tamam mı? Babayı korumaya çalışan sarışın. Bu arada çok komik. Sarışın deyince babamın teknesinde bebekteyiz bir gün, hiç unutmuyorum. Benim saçlarım aslında kıvırcık. Şimdi bakmayın ki böyle ve sarışınım işte. Uzun belime kadar. Lale de öyleydi. Sarışın ve kıvırcık saçlıydı. Bir gün babamı ziyarete gittim. Teknede oturuyoruz. Biraz böyle kıyıdan uzakta duruyoruz. Arkam dönük. Bir anda böyle bebekte flaşlar patlamaya başladı falan. Babam böyle kaptan dedi ki biraz yanaş bakalım ne oluyor. İşte gittik o zamanın bir dergisi. Tanıdığımız 2-3 kişi.
Sizi sarı şekerinize yakaladık işte, resim çekiyoruz hani gazete, dergi neyse. Babam yok, o diyor sarı şeker değil, anlatmaya çalışıyorum, sesleniyor. O diyor kızım besle, boş ver abi, çektik artık falan. Biz babamla sevgili olmuştuk o gün. Allah o Allah. O pazar günü o dergide kapak Kayağını sarı şekerle yakaladık. Sarı şeker ben oluyorum. Peki, böyle komik şeyler de oldu. Boşanma sebebi sendin ya, hiç aynı ortama girdiğiniz zaman böyle diş mi diş olduğunuz zamanlarınız oldu mu Lale'yle? Olmadı, olmadı. Çünkü ben hani hiç öyle bir çocuk değildim. Hani böyle şimdi işte şöyle yapayım ya da böyle yapayım, araları bozulsun falan. Hayır. İçimde hep yaşadığım için onları hiç karşı tarafa yansıtmıyordum. Yeter ki babam mutlu olsun alanında. Bana da bir şey yapmadı. Hayır. Peki hani sonrasında şey babanın hayatı nasıl devam etti? Tabii ki bekar bir erkek olduğu için hani birileri girdi ve çıktı evet yaşamına. Yine o dönem tekrar aileye dönmesi falan gibi bir durum olmadı, yok, değil mi? Yok, olmadı. Ayrı münferit hayatta devam evet, etti. Birileri evet. Girdi çıktı vesaire kesinlikle. Falan. Hepsiyle tanıştım. Hani hepsini tanıyorum. Hepsini biliyorum. Sevdiklerim oldu, yakıştırdıklarım oldu, olmayanlar oldu ama dediğim gibi ben özel yaşama her zaman saygı duyuyorum. Onun için o tamamsa benim orada bir şey söylememi ne bir anlamı yok zaten. Sizin bir döneminiz baya baya böyle bir kanlı bıçaklı olduğunuz aslında bir döneminiz aslında o da oldu. Değil, o kanlı bıçaklı o kadar böyle beni aslında üzüyor ki o benim ikinci evliliğime diyeyim tasvip etmediği ve bana yakıştırmadığı ve beni yine korumak için ondan ayrılmamı söyleyen bir baba. Kim, ben de niye, çok sevdiğim... Niye yakıştırmadı? Benim babamın şöyle bir huyu vardı. Bir şey alacaksa bile onunla ilgili o kadar araştırmalar yapar ki yani o fabrikadaki o takılan artık vidaya kadar böyle tamam. Öğrenir. Tamam. Onunla da ilgili yaptığı araştırmalar neticesinde diyeyim. Konuştuğu insanlar bana uygun olmadığını hep ona söylemişler. İşte kızınız üzülür, şöyle olur, böyle böyle biri, şöyle biri falan. O da beni korumak için istemedi. İşte ben de o zaman tabii 23 yaşındayım, gencim ve öyle olmasını seçtim, evlendim ve sonra da zaten olmadığını görünce babamın da yine... O kaç sene? 2001'de boşandığıma 2001, göre. Yani? 92, 3 sene. 3 sene. Hı-hı. 3 sene. Kötü mü bitti o da? Yok, kötü bitmedi ama... aile olamamıştık zaten. Babam onu hiç görmedi. Hiçbir araya gelmediler. Ben hep özel günlerde tek başına işte oğlumu alıp gidiyordum derken hani bu çok olacak da bir şey değildi. Babana inat sanki mutlu olmaya çalışırsın gibi bir durum söz konusu. Bunu hissediyorum. Aslında babama inat mutlu olmaktan çok o hani çocukluğumda kendim yaşayamadığım o aile hayatı var ya aslında hep onu yapmaya çalıştım hani onu oldurmaya, aile i̇şte olmaya. İşte hani ilk soru belki evet. De o. Hani her hayatını aldığın adamda acaba babanı mı bulmaya çalıştın? Hani babanın senden erken giden, aslında belki hiç kucaklayamadığın o sıcaklığı, sonra erken gidişi evet. Gibi. Hani adamlarda onu mu bulmaya çalıştın, onu mu aradın? Çünkü hani fobi de yaratmadın kendinde. Bak bir tanesi bitiyor, kısa bir süre hop tekrar evlilik. Evet. Bir tarafta babanın kuralı var. Flört değil, evlilik olacak. Hop evet. Evlilik, hop evlilik. Hep bir yuva olma, yuva olmaya çalışma. Evet. Bilinç altında bu var demek ki. Evet. Pekala. İpek konusuna gelmek istiyorum. Tabii ki. Gönül köşkü vesaire hı-hı. Falan filan. O dönem biraz eleştirdiğim yanların oldu. Hı-hı. Şimdi bak sana hak verdiğim yanlar da var. Yeniden bir başkası hayatına girip evlilik yaptığı için açar soyadını kullanması bende de soru işareti. Orada sana hak veriyorum. Ama hani bir kardeşin var. O kardeşinin de o pastada hakkı var. Tabii miras ki. Denilen o belada. Tabii ki. Onun da var. Senin de var. Tabii ki. Ve gönül köşkünde yaşıyor. O dönem haberler şuydu. Gönül köşkünde hayat arkadaşı, sevgilisi benim babamın evine giriyor. Ya da evlendiler orada yaşıyorlar. Düz konuşacağım. Tabii ki. Onun da hayatı var. Sana ne? Dediğim çok oldu. Tabii ki. Ama bak hak verdiğim yanlarım da var. Sakın bak ben ne o taraftayım ne bu taraftayım tanımıyorum da. Hı hı. Ama evet doğru kömürcü oldu galiba soyadı şimdi o tarz kömürcü. Bir şey. Hı hı. İpek Açar kömürcü olmasını yanlış buluyorum. Çok haklısın. Hı hı. Ama orada yaşamasını evet ona kalan bir miras o. Aslında yaşamıyor. Oraya gidip tatil yapmışlardı. Evet. Tamam. Yani orada benim aslında hassas davranışım hani babam yaşasaydı onlar asla olmazdı ya. Şu anda oluşu sanki benim bir şekilde olmayan babamı
korumak ve o hani hayatta olsaydı onun müsaade etmeyeceği bir şey ki herkes biliyor zaten neye evet deyip neye hayır diyeceğini babamın. Hani orada benim de bir şey söylememe gerek yok. Öyle düşünürsen babam hayatta işte olsun dersen mümkün değil zaten bunu kabul edemem. Ya şöyle işte vicdanen hani orada onların babamla evlendikleri yer orası gönül köşkü. Hani oranın gerçekten bir anısı var ki ben de geçen yaz orada evlendim mesela eşimle. Hani o daha duygusal işte kız kardeşimin büyüdüğü aslında yer. Hani babamla birlikte çok fazla babamın ben burada ölmek istiyorum dediği yer. Orayı çok seviyordu. Kendi elleriyle yaptı inşaatını. Hani benim hiç gitmediğim, hiç kalmadım. Çünkü üzülüyordum. İlk defa geçen yaz gittim. Hani babam orada ne sağlardı, burada otururdu, burada böyle diye diye o anıların içinde. Tatil yapmak zaten mümkün değil de hani biraz dinleneyim bile olmayıp tamamen üzülüyordum. Hani dedim ki nasıl ben şimdi yeni eşimle o evlendiğim o anıların olduğu yerde mutlu mutlu tatil yapabilirim ki? Hani ben yapamam. Ama sonra dedim ki herkes ben olmak zorunda değil demek ki. O da böyle. Yani benim aslında orada bunları söylemem de gerekli değildi. Babamın zaten dediğim gibi evetlerini ve hayırlarını herkes çok iyi biliyordu. Sonra da kısmına gelince de o buna gönlünden isteyip de yapıyorsa tamam. Sonra dedim belki öyle tanındığı ve bilindiği için bunu seçti. Evet, o da olabilir. O da olabilir. Ama o zaman sadece o olmalı. Hani ikisi arka arkaya babamın asla kabul etmeyeceği bir şey olduğunu bildiğim için orada çıkıp aslında söyledim ama kendime de saklayabilirdim. Dediğim gibi zaten herkes biliyordu ne ya evet ne hayır. Ya aslında bakacak olursan sevgili Beste. Ölüm ya. Evet. Bitti ya. Artık yok ya. Evet. Hani bu yapılan didişler ya da olmayan didişmeler. Mesela senin babanın şarkılarını söyleyememen. Yeğen var bir de bildiğim kadarıyla senin kuzenin. Babanın şarkılarını söyleyememesi. Ya da işte karşı tarafın Kayahan şarkılarını söyleyememesi. Bunlar çok olması gereken şeyler. Yani Kayahan bizim Kayahan'ımızken. Tabii ki. Türk toplumuna mirasken. Biz 80 milyon hala onu paylaşıyorken evet. Size mi kaldı paylaşamamak diye bak hakikaten sana nasip ya oldu sormak. Çok güzel bir soru bu gerçekten. Bana da son dönemlerde bu yaptığım bestem ve sözüm işte klibimden sonra insanlar neden bunca yıldır yapmadınız, ne kadar güzel sesiniz evet. Var, ne güzel söyle. Hiçbir babanızın da şarkısı olmayacak mı? Çok isteriz sizden duymak. Evet. Şimdi baktığınızda hani babanın malı mı derler ya böyle laf arası bir şey olur. Ya evet babamın şarkısı. Babamın malı. Evet. Bakıldığında değil mi öyle? Ancak hani çok eski meselelere girmek istemiyorum ama bazı durumlardan ötürü ben evet söyleyebiliyorum. O da zaten söyleyebilir İpek de. Ancak ben söylemek istediğimde kendisinin buna izninin olması diyeyim. Yani bir muvafakatname vermesi gerekiyor sadece. Yoksa ben söyleyemiyorum. Bu senin için de geçerli mi? Hayır. Benim için geçerli değil. Yani o söyleyebilir. O özgürce söyleyebiliyor. Sen muvafakatname alarak. Ben söylemek için evet onun ben hangi yapımcıyla çalışıyorsam. Ama biyolojik kız sensin. İşte. Ya orada çok başka şeyler var zaten. Çok da girmek istemiyorum ama yani benim bir izne ihtiyacım oluyor ki babam yaşasaydı ondan bile izin almayacağım bir şey tamam kızım hani hadi deyip bana da destek olacağı bir alanken ben babamın herhangi bir şarkısını söylemek için karşı tarafın avukat aracılığıyla çünkü kendisiyle görüşmüyoruz ve konuşmuyoruz bir resmi bir belgeye ve imzaya ihtiyacım oluyor diyeyim. Ona da tenezzül etmem diyorsun. Yok tenezzül etmem değil çünkü çok istiyorum babamın duyulmamış da şarkıları var neden insanlar onları dinlemesinler ve duymasınlar ve neden birini de ben söylemeyeyim. Kim istiyorsa söylesin. Geçen gün bir programa konuk oldum. Oradaki sunucu Pınar Eliçe'ydi. O da dedi. Ben çok söylemek istiyorum ama sahnede bile söyleyemiyorum. Neden? Kayan şarkıları daha çok bilinsin. Evet gençler de dinlesin. Niye dinlemesin? O güzel sözleri, o güzel melodilere eşlik etsin. Yani ben burada ki aslında o hani benim, benden başka hayır alanını anlayamıyorum. Sadece benim kontrolümde olmuş olsaydı gerçekten sadece benim bununla ilgili bir yetkim olsaydı herkes söylesin. Çünkü babam ne dedi giderken ben gidiyorum hakkımızı helal edin artık bu şarkılar sizin sensiz siz söyleyin ben dinleyeceğim artık dedi. Biraz şey mi oldu artık onu mu seziyorum? Bir zeytin dalını uzatmaya ya da bir zeytin dalının eğer ki karşısından tutan varsa iki ucundan tutmaya hazır mısın? Ya İpek'le Beste arasındaki. Ben kırgınlıkların, kızgınlıkların hiçbir şekilde katkı olduğunu düşünmüyorum. Onlar çok büyük yükler. Şöyle düşün ki affetmediğin her bir insan için
Büyük bir patates al ve her birinin üstüne ismini yaz. İpek yaz, işte Ayşe yaz, ne istiyorsan yaz ve onu sırtında bir çuvala koy. Her gün uyandığında al onu, bütün gün dolaş, işini gücünü ne yapıyorsan yap, sonra gel eve yatmadan önce koy onu. Sabah kalk tekrar. Yani o çuvalla yürümek, o ağırlıkla yaşamını devam ettirmek çok saçma ve çok anlamsız. Peki, bence. Peki babanın hayatına giren çok fazla insan oldu. Neden İpek bu kadar problem oldu? Çok fazla insan oldu. İpek hiçbir zaman problem olmadı aslında. Ya da ben... İpek neden, İpek'le beste neden bu kadar bizim gündemimize geldi? Evet, şöyle söyleyeyim. Babamın sağlığında ve yaşamında ilk tanıdığımda o benden 2 yaş küçük. O 17 yaşındaydı, ben 19 yaşındaydım. Tamam. Biz onunla kardeş, arkadaş gibi o kadar iyi anlaşıp 20 sene geçirdik. Babanın vokali miydi? Babamın vokalistliği ve asistanlığını yapıyordu. Tamam. Yaklaşık işte 6-7 yıl birlikte yaşadılar. Babamın yardımcısıydı her konuda, işte vokal yapıyordu, dediğim gibi stüdyoda asistanlık vesaire. Sonra 1999 yılında evlenmeye karar verdiler ve evlendiler. Evlenme kararlarını alana kadar ilişkileri olduğundan haberin yok muydu? Vardı tabii ki. Aynı evde yaşıyorlardı, olmaz olur mu, hepimizin haberi vardı. Birlikte yaşıyorlar dediğin tabii dönem ki. Birliktelik dönemleri. Tabii ki birliktelik dönemleri. Peki onu duyduğum zaman, bak hani bilinçaltıdır bu kurduğun cümle. Arkadaştık, 2 yaşta küçüktü. Evet. Yani kendini ihanete uğramış gibi mi hissettin arkadaşın tarafından? Benim 2 yaş küçük arkadaşım, gençlik dönemimizi paylaşıyoruz. Arkadaşız ve öğreniyorum ki babamla birlikte. Hayda. Ben biliyordum başından beri babamla birlikte olduklarını bu arada. Yani olmak üzere olduklarını. Babam her şeyi bana anlattığı için hiçbir şey saklamadı. Niye sonradan böyle zıtlaştınız peki? Babamı kaybettikten sonra bazı şeyler farklı şekilde açığa çıktığı için açıkçası ben de çok üzüldüm zaten. Babanın sağlığında o dönemlerde hiçbir şeyimiz olmadı. Hiçbir şeyiniz yok mu? Hayır, asla. Abi bak, mesela bizim bildiğimiz bir yanlışlardan bir tanesi. Yok, ben de hatta buraya gelirken heybemde şu soru vardı. Yok. Ya arkadaş, babanın son döneminde senin yaş dilimin, hatta senden de 2 yaş küçük bir kız, o yaş diliminde hayatının belki son çeyreğinde dönemi içinde olan bir adam için gerçekten hakikaten bir ödül. Ruhuna ödül, bedenine ödül, hayatına ödül. Onu kabul edip bu hayatı yaşamak, ki hani adamcağız son nefesini onun yanındayken, değil mi, verdi? Tabii ben vardım, Sezen abla vardı. Gibi. Şimdi ne kadar eleştirirsen ya da ne kadar inanmasan da sürmezdi bebeste bu kadar zaman. Yani taş olsa çatlardı. Hani dayanmazdı insan, dayanamazdı pek çok insan. Ancak bazı beklentilerin, bazı hedeflerin varsa, hani o ok artık yerden çıktıysa, bir şekilde o hedefin neresinden vuracağını da insan görmek ister. Hani katlandı mı diyorsun yani? Babam zor bir insandı baktığınızda, her anlamda kolay bir insan değildi. Çok fazla ayrılıkları oldu onların da. Tekrar barıştılar, tekrar gitti, tekrar geldi. Yani kolay bir kişilik değil babam bak, fitili zaten. Fitili ateşleyen düşünce yapısı bu herhalde. Yani evet. Amaca giden yolda... Yani o zaman İpek'in bir sanın nezdinde şuydu. Bir hedefi vardı, bir amacı vardı. Babam da zor bir insandı. Üstelik hastaydı. Ha, son dönemde de rahatsızlandı. Evet. Yaşı vardı. Sonra da yaşı olup hastalandı. Evet. Handikaplar duble oldu. O adam ancak, o ruh haldeki bir adam ancak katlanılırdı. Bir hedef uğrunda. Yani... Bu da düşman olmak için gerek ve yeterli bir sebep. Katlanmak, sevgi olmayan yerde zaten hani insan bir gün bile durmaz. Sevgi olmadı ya da sevgi yok da tabii ki demek çok büyük bir haksızlıktır. Ancak bir şeyleri bu denli sürdürmek için mutlaka bir neden ve bir sebep aslında olmalı. Neydi o neden mesela? Yani benim kendi bakış açım, zaten İpek'in ilk tanıdığım günü hatırlıyorum. Gelişi... Bir şarkı yarışmasında şarkı söyleyişi ve babamla tanıştırılması, hani senin vokalistini yapsın genç ve yetenekli birisi, sen ona destek ol. Yani onun en büyük hayali şarkı söylemek, sahnede olmak ve kendini bir şekilde tabii ki insanlara anlatmaktı. Babam gibi birisiyle bu yola çıkmak ve hani onun da bunun kabulüyle evet demesi bence ona çok büyük bir ödüldü. Ben de olsam çok mutlu olurdum. İnanmadın mı çoğu zaman aşka? Onların aşkına? Ya dediğim gibi hani anlatılacak şeyler var. Tabii ki anlatılmayacak şeyler var ama dediğim gibi sevgi yoksa orada bir gün bile ben durmam. Tabii başkalarını bilemiyorum. Ama yani
yaşadıklarımla babamın sadece hani bu evliliğinden bahsetmiyorum. Hani şöyle bir hepsine karşıdan geçip böyle gözlemci olup baktığımda ben ne yazık ki biraz çıkar, biraz menfaat, böyle biraz hani kendi istekleri için bir şeylerinin olacağını bilerek bir şeylerden vazgeçmek ve onu feda etmek diyorum. Benim tanımım böyle. Pekala. Gönüllü gördüğün zaman Aslı gönüllü. İlişkin nasıl bu arada? Görüşebiliyor musun? Görmüyorum. Kaç senedir? Şöyle söyleyeyim. Bizi herhalde bir arada tutan, işte o evlerine gittiğinde babam, hadi gel Aslı gönüllü ablan geldi merhaba de. Gel Aslı gönüllü ablan gidiyor, uğurluyoruz, hoşça kal de. Hani o bizi bir şekilde ilişkimizi koordine ediyormuş diyeyim. O bizi ayakta tutuyormuş. Ne zamanki babam gitti aslında. O da bitti diyorsun. Evet. Zaten yurt dışındaydı, okuyordu. Yeni mezun olduğunu duydum. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum ama yolu açık olsun. Çok akıllı, çok zeki, çok tatlı bir kız Aslı Gönül. Umarım onun da her şeyi... Görüşmek isterse kapını açık mı? Ay, açık olmaz olur mu? Yani hani baktığınızda benim oğlum 2 yaşındayken Aslı Gönül doğdu. Hani çocuğum gibi denir ya. İşte İpek kardeşim Aslı Gönül de çocuğum gibiydi aslında. Hani yaş olarak. Evet. Pekala, babanla aranda hiç konuşulmayan, hiç söyleyemediğin, içinde ukde kalan ama babanı kaybettikten sonra yarıda kalan bir sözün, bir kelamın, bir sitemin bir şeyin var mı? Ya sadece hani içimde kalan demeyeyim de bir kere çok şey var. Babam yoğun bakıma indirildiğinde ciğerlerinde işte bir problem var. Kanser olduğunu tabii ki biliyordu. İşte bir zatürre başlangıcı, konforlu bir süreç olması gerekiyor. Tedavi olacaksın ve onun için birkaç gün uyutulacaksın. Dinlenmek için seni indiriyoruz. Yoğun bakıma diye indik asansörle hastanenin yoğun bakımına. Ve işte aman odamı vermeyin kimseye. İşte ben tekrar oraya çıkmak istiyorum deyip odasını çok seviyordu. Böyle aslında gideceğini mutlaka farkındaydı da bence bu kadar çabuk gideceğini bilmiyordu. Çünkü uyanacak ve tekrar odasına çıkacak. Bakış açısıyla babamı aşağıya götürdük ve işte 21 Mart 2015 her bir dozda biraz daha uyuyup biraz daha uyuyup sonra hiç uyanmadı. Ta ki 28-27 Mayıs Mart gecesi entübe edildi, hastaneden şey geldi. Artık hani solunum cihazı da etki etmiyor. Nefes alamadı, solunum durdu deyip entübe edildi. Ve işte 2 Nisan akşamı ben gittiğimde o zaman Rüzgar küçüktü benim oğlum. Ben akşamları gidip İpek gündüzleri orada oluyordu. Ben gündüzleri Rüzgar'laydım. Hastanede getirmem yasaktı. Küçük olduğu için mikrop vesaire. Çocuktan taşır babam alır diye. O gün geldiğimde 2 Nisan saat 7.30-8 gibi artık inanılmaz hızlı nefes alıp veriyor. Nabzı böyle sürekli 140'lara çıkıp aşağı 70'lere 80'lere iniyor. Tansiyonu bir 9, bir 8, bir 7, bir 3, bir 2 falan böyle neredeyse gitti gidiyor şeklinde. Ve işte 3 Nisan sabahı saat 7-8 geçe o Sezen abla, Sezen Aksu yanımızdaydı. Ayağı kırıktı ve tekerlekli sandalyede gelmişti. Ben, İpek ve işte Rüzgar'ın babası, eski eşim babamın yanındaydık. Ona söylemek istediğin, hani eksik kalan ne derseniz, gerçekten ona derdim ki keşke bana gerçekten hani insanlara güvenmemek yerine bana güvenseydin ve hani kontrol edip kendini yormak ve hırpalamak yerine, çünkü çok fazla mesai harcıyordu diyeyim benim için. Hani beni bana bıraksaydın. Hani bir de o besteyi görseydin. Bakalım ben kendim neler yapacaktım. Bunu bir tek söylemek isterdim. Hani bana ben olma izni verseydin nasıl bir kızın olurdu ve senin nasıl bir yaşamın olurdu? O da onu deneyimleseydi. Keşke ben de onu deneyimleyebilseydim. Hazin bir final. Hani kelimeler böyle ağzından dökülüyor. Evet, hayatımdaki her şeyi affettim, affettim, affettim. O patatesleri sırtımda taşımıyorum dedin ama inşallah bugün bir gün, bu da benim son cümlem olsun. İnşallah bir gün gerçekten yürekten o keşkeleri bir tarafa bırakıp babanı affedebilirsin. Daha tam galiba affedemedim. Aslında babamı affetmek değil de ben kendimi %100 affetmeliyim. Çünkü orada o hani suçluyorsun ya, öyle olmasaydı, böyle deseydim, şöyle yapmasaydım. Hayır ya, her şey olması gerektiği gibi oldu aslında.
Burada yaşanmışlıklardan çıkarılacak dersler var. Sen burada ne öğrendin? O kişi sana neyi deneyimletti? Neden hayatına girdi? Aslında senaryo yazan biziz ya. Onlar biz yazdığımız için oyunu oynuyor. Biz onun içinde olmayı seçtik. Yani İpek bana bunları boşuna yapmadı ya da ben bunları boşuna hissetmedim. Orada benim duygularımın karşılığıydı. Belki ben hak etmediğimi düşünüyordum yaşamda bir sürü şeyi. Belki değersizlik duygusu vardı. Belki sevilmediğime dair bakış açılarım vardı. Ve onlar bana onları hissettirdi, deneyimletti. Şu anda ben biliyorum ki hiç kimse tesadüfen hayatımda değil. Her ne olduysa hepsinin varlığına gerçekten şükran. Kimse benim gibi ya da o benim hayalimdeki kişi olmak zorunda değil. Herkes kendisi olsun ama işte ben artık ayıp olur. Ay el alem ne der? İşte öyle mi olur? Böyle mi olurun ötesinde? Ben böyleyim ve ben olmayı seçiyorum. Kim ne düşünürse gerçekten düşünsün. Nilüfer'in şarkısındaki gibi diyor ya bunların hepsini boş ver. Ben gerçekten boş verdim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ki ederim. Sağ ol. Ve bu haftalık da Haber Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya pazartesi yine çok özel bir isimle karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.